أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Mahmud Efendi Hazretlerimizin Kuddüs-i Sirruhu Sohbetler efendim isimli eser olarak önümüze çıkan onun sohbetlerinden derlenmiş efendim bir kitap malum olduğu üzere hikmetli sözler anlamında babında biz de okumaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak hepimize hayırlı ifadeler ve istifadeler ikram eylesin. Kaldığımız yer itibariyle şu anda 5. sohbet. 1. ciltte 5. sohbetteyiz ve 5. sohbetinde belli bir bölümünü okuduk. Oradan devam ediyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime dost doğru olan yola ulaştır demelerini buyurmuştur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere Fatiha suresinde böyle emrediyor. Nasıl dua edeceğimizi Cenab-ı Hak bu şekilde bizlere telkin etmiş oluyor. En çok yardım istenilecek mesele budur. Sırat-ı müstakim üzere bulunmaktır. Ayrıca diğer bütün büyük ve küçük işlerimizde de yine Allah'ın yardımına muhtacız. Bir cümle, bir kelime, bir harf yazmak, hatta bir nokta koymak, bir tozu kaldırmak, bunların hepsi ef'ali, ihtiyariyedendir. Ef'al, fiiller manasına gelir. Yani iş, insanoğlunun yapmış olduğu işler. Ef'ali ihtiyariye demek, kendi isteğinle olacak işler demektir. Herhangi bir zorlama söz konusu değil. Fakat akaidde buyrulur ki Allahu Teala kullarının fiillerini yaratandır. İşte en küçük bir şeyi bir yerden başka bir yere kaldırıp kondurmak da bir fiildir. Bu fiil nasıl meydana geldi? Kulun kesbi ve Allah'ın halkı ile, yani yaratmasıyla. Kulun kesbi nedir? İrade-i cüz'iyyesini kullanması kulun kesbidir. Yani kendisine verilen efendim iradesini, cüz'i iradeyi. Çünkü külli irade Cenab-ı Hak'ta. Bütün işlerin her halükarda olur ya da olmazlığı hepsi Cenab-ı Hakk'ın elinde. Fakat cüz'i olarak yani kısmi olarak da böyle kula ne yapılmış? Bir eline fırsat verilmiş. Cenab-ı Hak vermiş bu fırsatı. Mevla'nın halkı ise irade-i külliyesini kullanmasıdır. Kul kesbeder, Allah yaratır. Öyleyse büyük veya küçük bütün işler Allahu Teala Hazretleri tarafından halkedilir, yaratılır. Sen irade-i cüz'iyyeni sarf etsen, Cenab-ı Hak irade-i külliyesini kullanmasa hiçbir şey yapamazsın. Gerek sözler efendim yönünde olsun, gerek hareketler anlamında olsun. İnsan bir kelime söyleyemez. Parmağının ucunu bile hareket ettiremez. Tabii ki sünnetullah gereği biz istediğimiz her şeyi Allah bize veriyor. Yani yapmak istediğimiz her şeyi Allah bize veriyor. Rızık bunun tabii tamamen dışında ayrı bir mesele. Şimdi sohbetimizin ayetlerine başlayalım. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla Allahu Teala'dan yardım isteyin. Muhakkak Allahu Teala Hazretlerinin yardımı sabredenlerle beraberdir. Ayetimizde Mevla Teala iki şeyle yani sabretmekle ve namaz kılmakla benden yardım dileyin buyuruyor. Şimdi dünya halkı sabrı da bıraktı, namazı da bıraktı. Peki maksutlarına nasıl ulaşacaklar? Burada dünya halkı derken tabii ki Müslüman olup da sadece dünya için uğraşanlardan bahsediyor Efendi Hazretleri. Cenab-ı Hak ahireti için uğraşanlardan eylesin hepimizi. Tabii ki dünyada lazım, dünyadan istifade ederiz ama ahiretten istifa etmeyiz. Burasını da unutmayalım. Dünyadan istifa etmemiz gerekirse ederiz ama ahiretten asla. Allahu Teala Hazretlerinin yardımından mahrum kalan Musa Aleyhisselam'ın kavminin halini hatırlayalım. Musa Aleyhisselam'a muhalefet etmeleri sebebiyle Tih sahrasında 40 sene mahkum bir halde kalmışlardı. Mevla Teala Hazretleri onlar hakkında buyurdu ki, şüphesiz orası, Beyt-i Mukaddes arazisi,
onların üzerine 40 yıl haram kılınmıştır. Orada bulundukları Tih sahrasında hayret içerisinde dolaşacaklar. Artık o fasıklar kavmine acıma. Beni İsrail güneşin altında sabahtan yola çıkıyorlar, gidiyorlar, bir yere geliyorlar, bir de akşam bakıyorlar ki aynı yerdeler tam 40 sene. Bundan anlaşılıyor ki insan evinin yolunu bulamaz. Hatta bir odadan diğer bir odaya geçemez. Her an Mevla'nın yardımına muhtacız. Zira Allah Zülcelal'den başka kimse hiçbir şeye kadir olamaz. Bu ayeti kerime de bunu teyit etmektedir. Eğer Allahu Teala size yardım ederse artık size galip olacak kimse yoktur. Ve eğer sizi yalnız bırakır da zelil ederse artık ondan sonra size yardım edecek kimdir? Herhangi bir müşkülle karşılaştığımız vakitte mutlaka o müşkülün halli için yardım istememiz lazımdır. Ne ile? Ayet-i Kerime'nin mucibince sabretmekle, namaz kılmakla. O iş oluncaya kadar niye gecikti dememeli. Ümitsiz olmamalı, sabretmeli, namaz kılmaya devam etmelidir. O iş Allah'ın yardımıyla olur. Şimdi bizim eksiklerimizi tamamlamak ve milleti İslam'a davet etmek için büyük bir davamız var. Bunu ancak Allah'ın yardımıyla erebiliriz. Bu nedenle her gün istiane yani yardım talebe, talep etme noktasında kılınan bir namaz, istiane, yani bir nevi hacet namazı da diyoruz biz buna. Namazı kılmalıyız, Mevla'ya yalvarmalıyız. İstiane, tabii ki ayetteki hani sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Bu ayeti kerimede kullanılan fiilin efendim mastarıyla Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne yapmış? Böyle namaza bir isim koymuş. Ama dediğimiz gibi istiane namazı, hacet namazı. İtikadımız, amellerimiz, ahlakımız şeriatın emrettiği gibi olsun. Her işte Mevla Teala Hazretlerine muhtaç olduğumuzu çok iyi bilmeliyiz. Her işe başlarken besmele çekmeliyiz. Mesela yemek yemeye besmele çekerek başladığımıza anda ağza alınışından tutun yemeğin, çiğnenişinde, yutuluşunda, yemek borusundan geçişinde, mideye faydalı olup zararlı olmayışında, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum demek istemiş oluruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarsak o zaman yardım olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şerefli ve kıymetli herhangi bir işe Allah'ın ismiyle başlanmazsa o iş hayırsızdır. İslam'ın emrettiği, müsaade ettiği her iş şereflidir. Ne'udü billah, kumar oynayan şerefli değildir, rezalet sahibidir. Keza gıybet etmek, söz taşımak, yalan söylemek, fesatlık koparmak için gezmek, bunlar şerefi olmayan işlerdir. Şerefli iş, Kur'an-ı Kerim öğrenmek, öğretmek, Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle amel etmek, ettirmek, ihlası kazanmak, kazandırmak, iyi niyet etmek ve ettirmektir. Böyle böyle ta ki zikri kalbe yerleştirinceye kadar çalışmalıdır. Mevla Teala'dan yardım istemekle Yüce Allah'ı unutmamak vardır. Unutmamak meselesi var ya, çok büyük meseledir. Şu ayeti kerime de Mevla Teala Hazretleri kendisini unutanlara Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu buyuruyor. Bir şey ki Mevla'nın bizi unutmasına sebep oluyor, ondan daha kötü bir şey yoktur. Mevla Teala'nın bizi unutması, efendim rahmetinden ve fazl-ı kereminden taksim ederken bizi mahrum etmesi, bize vermemesi demektir. İşte Allah'ı unutmamanın ilacı bu ayeti kerimede buyurulduğu üzere beni zikredin, ben de sizi zikredeyim ayeti celilesidir. Her ibadette, her işte huzuru kalp lazımdır. Kimden yardım istediğini, kimi zikrettiğini, kime şükrettiğini, kim için kıyamda durduğunu, kime eğildiğini, kime secde ettiğini bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak kulluğumuzu, ibadetlerimizi bu minval üzere yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.